Yaşadığımız dönemde futbol taraftarlığında, özgürlük taraftarlığında veya isyan taraftarlığında gençler hep ön planda hocam. Şimdi İslam'ın şaha kalkışında da hocam gençler ön planda olmalı mıdır? Şimdi normal şartlarda gerçekten bugün bakıldığında işte gençler nereye yönlendiriliyor bugün? Bir bakıyorsun her türlü futbol üzerinde yürüyorlar. Doğru mu? Oralarda varlar. Ki hem de gerçekten etkililer yani. Veya buna benzer her türlü olumsuzluklarda en öndeler. Ama bu insanı ne yapıyor? Gerçekten kahrediyor. Niye bizim gençlerimiz İslam'da en önde olmasınlar? Dünyaya örnek olmasınlar. Dünyaya önder olmasınlar. Yani soru aslında tek yol gençlikte midir olacaktı da yanlış. Samimi söylüyorum. Gençlikler de şu anda yani gençliktir yani olay. Niçin? Çünkü bakın incelediğin zaman kendi yetiştirme konusu. Eğer gerçekten güzel önler açılsan yetiştirme konusu. Çünkü belli yaştan sonra insan bir kalıba giriyor. O kalıba girdikten sonra o kalıptan ne yapmıyor? Ya işin garip tarafı herkes öyle yani. İstisnasız diyeceğim yani. Bir kalıba giriyor, o kalıptan ne yapmıyor? Çıkmıyor ve kimsenin de çıkmasını istemiyor. Ama gençlikte ne var? Hiç olmazsa kendisini geliştirme olayları var. O kalıpları yıkma olayları var. O yüzden dolayı bu gençliği yetiştirirken evvela bizim mutlaka İslam üzere yetiştirmemiz lazım ki İslam'da örnek olsunlar. İslam'da önder olsunlar. İslam'ı gerçekten yaysınlar. Dünya üzerindeki bütün Müslümanların gerçekten onların önderi durumunda olsunlar. Onların örnek aldığı insanlar olsunlar. Ama maalesef tekrar ediyorum. Gençliği bilmem falancı sanatçıların peşine, falanca futbolcuların peşine veya falanca dizilerin peşine, şunların peşine bir takarak, yanlış anlamayın, tasvip ettiğimden demiyorum ama futbolda bile tıraş hepsi. Ya bir tane doğruluruz Allah rızası için ya. Allah rızası için ya. Yani ben yanlış anlaşılmasın. Çok bunu övdüğümden falan söylemiyorum. Övmek için de söylemiyorum. Ama onda da tıraş. Ya arkadaş ya, bu kadar futbol seviliyor. Bu kadar taraftarlar piyasada. Yani bütün statlar doluyor. Bilmem ne yapılıyor. Buna rağmen futbolda da bile bakıyorsun ki böyle yani böyle eli ayağı tutan bir adam piyasada yok be kardeşim ya. Ya daha ilginç bir şey söyleyeceğim size. Daha böyle ağır bir şey. Tekrar ediyorum. Ben bunu çok tasvir ettiğim için söylemiyorum ben. Tasvir etmediğim konular yani. Ama ya Türkiye üzerinde dikkat eder misiniz ya? Ne kadar önem verildiği halde, ne kadar paralar harcandığı halde, ne kadar sevgi beslendiği halde ya milli takımla alakalı baktığında ya bir şuur yok be kardeşim, heyecan yok adamlarda ya. Ya bir şuur yok, heyecan yok be kardeşim, bu nasıl iş ya? Kendi futbol kulüplerinde oynarken bile daha heyecanlılar. Evet. Düşün ya. Geldi. Bu taraftar vapurla geçecekmiş karşıya, geçememiş havasızsı diye şartlardan dolayı. Yüzerek geçmiş hocam. Yani geçmeye çalışmış, artık fotoğrafı var ama geçmiş mi geçmemiş mi onu bilmiyorum. Ve Beşiktaş yenildi hocam. Yani bu ilgiye bu sonuç hocam.